Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her türlü noksan sıfattan uzak Allah'ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile beraber tesbih ediyor olmasın. İsra 44. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğanna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fe la tekul lehuma uff ve la ve kul lehuma kavlen kerima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم ربنا شلب buyurdu Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya biri yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et: "Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, bunun mükafatı olarak sen de onlara merhamet buyur." Rabbiniz içinizdeki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz şunu bilin ki Allah kötülüklerden özellikle anne ve babasına yaptığı kötü davranışlardan tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir. İsra suresi 23, 24 ve 25. ayetler. Ey evinde ihtiyar annesi ya da babası, akrabasından veyahut iman kardeşlerinden iş yapamaz halde aciz, kör, hasta bir şahıs bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Bak nasıl tek bir ayet beş tabakada ayrı ayrı bakışları ihtiyar anne babaya şefkate çeviriyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat anne babaların evlatlarına karşı şefkatidir ve en yüce hukuk da bu şefkatlerine karşılık hak ettikleri hürmettir. Çünkü onlar tam bir lezzet duyarak hayatlarını evlatları için feda ve sarf ediyorlar. Öyleyse insanlığını kaybetmemiş ve canavara dönüşmemiş her insan o muhterem, sadık, fedakar dostlara kalis bir şekilde hürmet ve samimi hizmet etmeli, rızalarını kazanmalı ve kalplerini hoşnut tutmalıdır. Amca ve hala baba hükmünde, teyze ve dayı anne hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların varlığını külfet sayıp onlardan rahatsızlık duyarak ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet, hayatını senin için feda edenin hayatının bitmesini arzulamak ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlıktır anla. Ey geçim derdine düşmüş insan! Bil ki senin evinde bereket direği, rahmet vesilesi ve musibetleri evinden uzak tutan, varlıklarını külfet sayıp hoşlanmadığın o ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın gelirim dar idare edemiyorum deme. Çünkü onların sayesinde gelen bereket olmasaydı elbette geçim sıkıntın daha fazla olacaktı. Bu hakikati benden işit ve inan. Bunun pek çok kesin delilini biliyorum. Seni de inandırabilirim fakat uzatmamak için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, yemin ederim. Bu hakikat kesindir. Hatta nefsim ve şeytanım da bunun karşısında teslim olmuş. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şahitliğiyle sonsuz derecede Rahman Rahim, latif ve kerim olan, celal ve ikram sahibi Halik. Çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet hoş bir suretle gönderip, memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi hak katında çocuk hükmünde olan merhamete çocuklardan daha layık ve şefkate daha muhtaç bulunan ihtiyarların rızıklarını da bereket şeklinde gönderir. Onların beslenmesini açgözlü ve cimri insanlara yüklemez. İnna Allaha kuvvetil metin ve kayy dabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum Bütün mahlukların rızıklarını veren kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi Allahu Teala'dır. Zariyat 58. Diğer ayette ise nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Size de onların hepsine de rızıklarınızı veren Allah'tır. Ankebut suresi 60. Ayetlerinin ifade ettiği kerem sahibi bir zata yakışır hakikati, canlıların her bir türü hal diliyle haykırıp söylüyor. Hatta yalnız ihtiyar akrabanın değil, belki insanlara arkadaş olarak verilen ve rızıkları insanların rızkı içinde gönderilen kedi gibi bazı varlıkların rızıkları da bereket suretinde geliyor. Bunu doğrulayan kendi gördüğüm bir misal, yakın dostlarım bilir 2-3 sene önce her gün Yarım ekmek olan o köyün ekmeği küçüktü. Belki bir erzakım vardı ki bana çok defa yetmiyordu. Sonra dört kedi misafir geldi. O aynı erzak hem bana hem onlara yetti. Çok kere de artardı. İşte şu hal o derece tekrarlandı ki ben de kedilerin bereketinden istifade ettiğime dair bir kanaat uyandı. Kesin bir şekilde ilan ediyorum. Onlar bana yük değildi, hem onlar bana değil ben onlara minnet duyuyordum. Ey insan Madem görünüşüyle canavara benzeyen bir hayvan, insanların evine misafir geldiği vakit berekete vesile oluyor, öyleyse yaratılmışların en şereflisi ve hürmete layık olanı insan, insanların en mükemmeli müminler, onların hürmete ve merhamete en layıkları olan düşkünler, kör ve sakat ihtiyarlar, onların içinde şefkate, hizmete ve sevgiye en layık bulunan akrabalar ve akrabaların içinde de en hakiki ve en sadık yar olan anne ve baba ihtiyarlıklarında bir evde bulunsa ne derece bereket vesilesi, rahmet vasıtası ve lev leş şuyuhur rükke'u lesubbe aleykümül u sebba yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülürdü sırrıyla musibeti uzaklaştırmaya ne kadar büyük bir sebep olur kıyasla. İşte ey insan Aklını başına al, eğer ölmezsen ihtiyarlayacaksın. El cezau min cinsül amel. Sırrıyla sen anne ve babana hürmet göstermezsen, evladın da sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seviyorsan işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını kazan. Eğer dünyayı seviyorsan yine onları memnun et ki, sayelerinde hayatın rahat geçsin ve rızkın bereketli olsun. Yoksa onların varlığını külfet görüp rahatsızlık duymak, ölmelerini istemek ve nazik, çabuk üzülen, tesir altında kalan kalplerini rencide etmekle hesret dünya ve ahire ayetinde bildirilen hakikate maruz kalırsın. Eğer Rahman'ın rahmetini istersen, onun senin evindeki emanetleri hükmünde olan ihtiyarlara merhamet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Onu dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, Sebebi şuymuş, o zat ihtiyar anne babasının haklarını anlamış ve hukuku tam gözetmiş onların sayesinde rahat ve rahmet bulmuş, İnşallah ahiretini de tamir etmiş, bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men kale, el cennetu tahta ektamil ümmehat ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allah'ım cennet anaların ayakları altındadır diyen zata aline ve ashabına salat ve selam eyle. Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32 22. Mektup Bismihi Subhanehu ve imminşin illa yusubuhu bihamdihi Bu mektup iki bahistir. Birinci bahis müminleri kardeşliğe ve muhabbete davet eder. Birinci bahis Bismillahirrahmanirrahim اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ اِتْفَعْ بِلَّتِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sadaka Müminler sadece kardeştir, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucur-- Hucurat Suresi 10 Sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi, candan sıcak bir dost vermiş. O takva sahipleri ki kızlıklarında öfkelerini yutar. Fussilet Suresi 34 O takva sahipleri ki kızlıklarında öfkelerini yutar. insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Ali İmran 134 Müminler'de, Nifak ve şikak yani bozgunculuk ve anlaşmazlık, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren taraf tutma, inat ve haset. Hakikatçe, hikmetçe, en büyük insanlık olan ve insana en yüksek makamı kazandıran İslamiyetçe, şahsi hayat ve toplum hayatı bakımından ve manevi hayat yönünden çirkindir, reddedilmiştir, zararlıdır, zulümdür ve insan hayatı için zehirdir. Şu hakikatin pek çok yönünden altısını söyleyeceğiz. Birinci yön. Hakikat nazarında zulümdür. Ey mü'mine kin ve düşmanlık besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen dokuz masum ve bir cani ile aynı gemide ya da evde bulunsan, o gemiyi batırmaya veya o evi yakmaya çalışan bir adamın ne kadar zulmettiğini bilirsin ve onun zalimliğini göklere işittirecek derecede bağırırsın. Hatta bir tek masum ve dokuz cani olsa, yine de o gemiyi batırmak hiçbir adalet kanununa sığmaz. Aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın bir evi ve gemisi hükmündeki bir müminin iman, İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi masum sıfatı varken sana zararlı ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve düşmanlık beslemekle o müminin manevi evi hükmündeki vücudunun manen yakılmasına, tahribine ve manevi vücut gemisinin batmasına teşebbüs etmen veya bunu arzulaman fena ve gaddar bir zulümdür.'' İkinci yön, hikmet nazarında da zulümdür. Zira malumdur ki düşmanlık ile muhabbet, ışık ve karanlık gibi birbirine zıttır. İkisi hakiki manada bir arada olamaz. Eğer muhabbet kendi sebeplerinin üstünlüğüyle bir kalpte gerçekten bulunsa, o vakit düşmanlık mecazi olur, acımaya döner. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli fakat fenalık için ona yalnız acır. Baskı ve zorbalıkla değil, güzellikle onun düzelmesine çalışır. Bunun için hadisin açık ve kesin hükmüyle müminler birbirine üç günden fazla küs kalıp konuşmayı kesmemelidir. Eğer sebepleri üstün gelip düşmanlık bir kalbe hakiki olarak yerleşse o vakit muhabbet mecazi olur, yapmacıklık ve dal kavukluk şekline girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve düşmanlık beslemek ne kadar büyük bir zulümdür. Çünkü nasıl sen kıymetsiz küçük taşları Kabe'den daha mühim, Uhud dağından daha büyük dersen çirkin bir akılsızlık edersin aynen öyle de. Kabe hürmetinde olan iman ve Uhud Dağı büyüklüğünde olan İslamiyet gibi pek çok Müslüman sıfatı muhabbeti ve birliği gerektirdiği halde mümine karşı düşmanlığa sebebiyet veren kıymetsiz taşlar hükmündeki bazı kusurları imana ve İslamiyet'e tercih etmek o derece insafsızlık, akılsızlık ve pek büyük bir zulümdür. Aklın varsa bunu anlarsın. Evet imandan gelen tevhid elbette kalplerin birliğini ister.'' ve inanç birliği de toplumla birliği gerektirir. Evet şunu inkar edemezsin. Sen aynı taburda bulunduğun bir adamla aranızda dostça bir bağ olduğunu düşünürsün. Aynı kumandanın emri altında bulunduğunuzdan bunu arkadaşça bir alaka sayarsın. Ve aynı memlekette bulunmakla aranızda kardeşçe bir münasebet hissedersin. Halbuki mümin kardeşinle aranızda imanın verdiği nur ve şuurla sana gösterdiği ve bildirdiği ilahi isimler sayısınca birlik alakası, ittifak bağı ve kardeşlik münasebeti var. Mesela her ikinizin halıkınız bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız yani rızık vereniniz bir, 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 bine kadar bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, 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 yüze kadar bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir. Bu kadar bir birliği, tevhidi, beraberliği ve ittifakı, muhabbeti ve kardeşliği gerektirdiği halde, kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler hükmündeyken, ayrılığa ve nifaka, kin ve düşmanlığa, yol açan örümcek ağı gibi önemsiz ve dayanıksız şeyler öncelik verip, mümine karşı hakiki düşmanlık beslemenin ve kin bağlamanın o birlik bağına, ne kadar hürmetsizlik ve muhabbet vesilelerini hafife almak ve kardeşlik münasebetlerine karşı ne derece bir zulüm ve doğru yoldan sapma olduğunu kalbin ölmemiş ve aklın sönmemişse anlarsın. Üçüncü yön, kusursuz, tam adaleti ifade eden وَلَا teziru وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. En'am suresi 164 Sırına göre bir müminde bulunan bir cani sıfatı yüzünden onun masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan düşmanlığın ve kin bağlamanın bir mümine fena bir sıfatı yüzünden darılıp küserek onun akrabasına da düşmanlık beslemenin çok büyük bir zulüm olduğunu hakikat şeriat ve İslam'ın hikmeti bilhassa innel insane zelumun keffar gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür İbrahim suresi 34 ayetinde mübalağa kipiyle sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulur benim buna hakkım var dersin hakikat nazarında düşmanlık sebebi ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi yoğundur başkasına geçmemesi, aksetmemesi gerekir. Başkası ondan ders alıp şer işlerse bu ayrı meseledir. Muhabbetin sebebi olan iyilikler ise muhabbet gibi nurdur. Başkasına geçmesi, aksetmesi onun hususiyeti ve gereğidir. Bu sebeple dostun dostu dosttur, sözü darbu mesel olmuştur. Yine bunun içindir ki bir gözün hatırı için çok gözler sevilir, sözü herkesin dilinde gezer. İşte ey insafsız adam, hakikat meseleyi Böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum kardeşine ve akrabalarına düşmanlık beslemenin ne kadar hakikate zıt olduğunu hakikati görüyorsan anlarsın. Dördüncü yön, şahsi hayat bakımından da zulümdür. Şu kısmın esası olarak birkaç düsturu dinle. Birinci düstur, sen kendi yolunu ve fikirlerini hak bildiğin vakit, benim yolum haktır ya da daha güzeldir demeye hakkın var fakat, hak yalnız benim yolumdur demeye hakkın yoktur ve aynur reda an külli aybin keliletun ve lakinne aynes suhti tubdil mesaviya. Rıza gözü hiçbir ayıbı görmez, gazap gözü bütün kusurları ortaya çıkarır. Sırrınca insafsız bakışın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının yolunu batıl, temelsiz ve çürük olmakla mahkum edemez. İkinci dustur, her söylediğin hak olsun bu senin üzerine haktır fakat her hakkı söylemeye hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Zira niyeti senin gibi halis olmayan bir adam, nasihati bazen damara dokundurur, aksi tesir yapar. Üçüncü düstur. Düşmanlık etmek istersen kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Onu ortadan kaldırmaya çalış. Hem sana en çok zararı veren, nefsi emmarene ve onun kötü arzularına düşmanlık besle. Nefsini ıslah etmeye çabala, o zararlı nefsin hatırı için müminlere düşman olma. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, dinsizler çoktur, onlara düşmanlık et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, aynen öyle de düşmanlık hasleti her şeyden önce kendisi düşmanlığa layıktır. Eğer düşmanını mağlup etmek istersen onun fenalığına iyilikle karşılık ver. Çünkü fenalıkla karşılık verirsen düşmanlığı artar. Görünüşte mağlup bile olsa kalben kim bağlar, düşmanlığını devam ettirir. Eğer iyilikle karşılık verirsen pişmanlık duyar sana dost olur. İza ente ekremtel kerime melektehu ve in ente ekremtel leime temerreda. Hükmünce müminin vasfı ve müminliğin gereği kerim yani şerefli ve izzetli olmaktır. Ona ikramda bulunduğun vakit emrine amade olur. Mümin görünüşte mayası bozuk bile olsa iman yönünden izzetli, şereflidir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin denilince iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın denilince fenalaşması çok görülür. Öyleyse Kur'an'ın bu izâ merru bil lagvi merru kirama ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru rahim gibi kutsi düsturlarına kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Dördüncü düstur, kin ve düşmanlık besleyen hem nefsine hem mümin kardeşine zulmeder, hem de ilahi rahmete karşı haddini aşar. Çünkü kin ve düşmanlıkla nefsini elemli bir azapla bırakır. Düşmanına verilen nimetlerden duyduğu azabı ve onun korkusundan gelen elemi nefsine çektirip zulmeder. Eğer düşmanlık hasetten kaynaklansa bu bütün bütün azaptır. Çünkü haset önce haset edeni ezer, mahveder, yakar. Haset edilene ise zararı ya azdır ya da yoktur. Hasedin çaresi haset eden insan haset ettiği şeylerin sonunu düşünsün. Böylece anlasın ki, rakibinde bulunan dünyaya ait güzellik, kuvvet, mertebe ve servet fanidir, geçicidir. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer bu meziyetler ahirete dair ise onlar da zaten haset olamaz. Eğer onlar için de haset ederse, ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister, ya da haset ettiği kişiyi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder hem haset ettiği kimseye gelen musibetlerden memnun olup ona verilen nimetlerden hüzün duyarak kaderin ve Allah'ın rahmetinin onun hakkında takdir ettiği iyiliklerden dolayı küsüyor, adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor, kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün düşmanla değmeyen bir şeye bir sene kin ve düşmanlık beslemeyi hangi insaf kabul eder? Bu hangi bozulmamış vicdana sığar? Sana mümin kardeşinden gelen bir fenalığı tamamen ona verip kendisini mahkum edemezsin çünkü öncelikle kaderin bunda bir hissesi var. O kader ve kaza hissesini çıkarıp ona rıza göstermek gerekir. İkincisi nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o mümin'e düşmanlık beslemek değil. Belki nefsine mağlup olduğundan ona acımak ve pişmanlık duymasını beklemek lazımdır. Üçüncüsü kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra geri kalan küçük bir hisseye düşmanını en selametli ve en çabuk şekilde mağlup edecek afla, bağışlamayla ve yüce gönüllülükle karşılık verirsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatına alan sarhoş ve divane bir Yahudi kuyumcu gibi beş paraya değmez, fani, yok olmaya mahkum geçici önemsiz dünya işlerinde adeta dünyada ebediyen duracak, sonsuz kadar kalacak gibi şiddetli bir hırs, daimi bir kin, sürekli bir düşmanlık göstermek, mübalağa kipiyle bir zalumiyet, çok şiddetli zalimlik veya bir sarhoşluk, bir çeşit divaneliktir. İşte şahsi hayat için bu derece zararlı olan düşmanlığın ve intikam fikrinin kalbine girmesine kendini seviyorsan yol verme. Eğer kalbine girmişse onun sözünü dinleme. Bak hakikati gören zatlardan hafızı Şirazi'yi dinle. Dünya öyle bir mal değil ki kavgaya değsin. O fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın basit işlerinin ne kadar kıymetsiz olduğunu anlarsın. Hafızı Şirazi yine demiş ki iki cihanda rahatı ve selameti iki söz tefsir eder kazandırır. Dostların da insanca iyilikle geçinmek ve düşmanlarına barış ve uzlaşma taraftarı olarak muamele etmek. Eğer dersen ki tercih elimde değil, yaratılışımda düşmanlık hissi var. Hem damarıma dokunmuşlar, vazgeçemiyorum. El cevap, kötü ahlak ve fena huyların eseri görülmez. Gıybet gibi şeylerle onun gerekleriyle amel etmez ve kusurunu da anlarsan o zaman zarar vermez. Madem tercih senin elinde değil, vazgeçemiyorsun, manevi bir pişmanlık, gizli bir tövbe ve örtük bir istiğfar hükmündeki kusurunu bilmen ve o huyundaki haksız olduğunu anlaman seni onun şerrinden kurtarır. Zaten bu mektubun şu bahsini yazdık ki o manevi istiğfara vesile olsun, haksızlığı hak bilmesin, haklı düşmanını haksız diye herkese göstermesin. Dikkat çekici bir hadise. Bir zaman gördüm ki bu düşmanca tarafkirliğin neticesi olarak dindar bir ilim ehli, siyasi fikirlerine muhalif salih bir alimi küfürle itham etmek derecesinde aşağıladı ve kendisiyle aynı fikirde olan bir münafığa hürmet gösterip onun emet etti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. E'ûzü billâhi mineşşeytâni ve siyaseh dedim. O zamandan beri siyaset hayatından çekildim. Siyasetin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Beşinci yön. İnat ve tarafgirliğin toplum hayatı için gayet zararlı olduğunu bildirir. Soru. Hadiste ihtilaf ümmeti rahmetun buyurulmuş. İhtilaf ise tarafgirliği gerektirir. Hem tarafgirlik hastalığı mazlum avam tabakayı zalim havas tabakanın şerrinden koruyor. Çünkü bir kasabanın veya bir köyün havası birleşse mazlum avamı ezer. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa sığınır, kendini kurtarır. Hem fikirlerin çarpışmasından ve düşüncelerin uyuşmazlığından hakikat tamamen ortaya çıkar. Bunların izahı nedir? El cevap. Sorunun birinci kısmına deriz ki hadiste bildirilen ihtilaf, ayrı düşme, anlaşmazlık, müsbet ihtilaftır. Yani her bir mümin kendi yolunun düzeltilmesine ve revaç bulmasına gayret eder, başkasının yolunu tahrip ve yok etmeye değil, aksine tamamlamaya ve daha iyi hale getirmeye çalışır. Menfi ihtilaf ise kinle, düşmanca birbirinin yolunu bozmaya, yıkmaya çalışmaktır. Hadisçe reddolunmuştur çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemez. İkinci kısmına deriz ki, tarafgirlik eğer hak namına ise haklılara sığınak olabilir. Fakat şimdiki gibi düşmanca nefsi hesabına olan tarafgirlik haksızların sığınağıdır. Onlara dayanak noktası teşkil eder. Çünkü düşmanca taraf tutan bir adama şeytan gelse ve fikirlerine yardım edip tarafgirlik gösterse o adam şeytana rahmet okuyacak. Eğer karşı tarafa melek gibi bir adam gelse ona Haşa lanet okuyacak derecede haksızlık edecek. Üçüncü kısmına deriz ki fikirlerin hak namına, hakikat hesabına çarpışmasında maksatta ve esasta ittifak olmakla beraber vesilelerde ayrılık vardır. Bu hakikatin her köşesini gösterip hakka ve hakikate hizmet eder fakat fikirlerin taraf girce düşmanca firavunlaşmış nefsi emmare hesabına kendini överek ve şöhrete yol açan bir tarza çarpışmasından hakikat parıltısı değil belki fitne ateşleri çıkar. Çünkü maksatla ittifak gerekirken öylelerinin fikirleri için yeryüzünün hiçbir yerinde buluşma noktası bulunmaz. Hak namına olmadığından ihtilafları son derece aşırıya gider. Kapanması mümkün olmayan çatlaklara sebebiyet verir. Dünyanın hali buna şahittir. Kısacası el hubbu lillah vel boğdu fillah el hükmü yüce kaideleri hareket düsturu olmazsa nifak ve ayrılık meydan bulur. Evet insan el hubbu lillah vel buğdu fillah demezse, o kaideleri dikkate almazsa adaleti yerine getirmek isterken zulmeder. İbret verici bir hadise. Bir savaşta İmam Ali radıyallahu anh bir kafir yere düşürmüş, kılıcını çekip onu öldüreceği sırada kafir kendisine tükürmüş. Hazret Ali kafiri bırakmış, öldürmemiş. Kafir demiş ki, beni neden öldürmedin? Hazret Ali cevap vermiş, seni Allah için öldürecektim fakat bana tükürdün, hiddete geldim, nefsimin hissesi karıştığından ihlasım zedelendi. O yüzden seni öldürmedim. O kafir de demiş ki, niyetim beni çabuk öldürmen için seni hiddetlendirmekti. Madem dininiz bu derece saf ve halis, o din haktır. Dikkat çekici bir hadise daha. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği sırada hiddet emaresi gösterdiği için kendisine dikkat eden adil amiri onu vazifeden almış. Çünkü Hakim elini şeriat adına ilahi kanun hesabına kesseydi nefsi hırsıza acıyacaktı ve kalbi hiddete gelmeden fakat merhamet de etmeden kesecekti. Demek o hükümden nefsine bir hisset çıkardığı için işini adaletle görmemiştir. Toplum hayatındaki üzüntü veren bir vaziyet ve İslam'ın kalbini ağlatacak müthiş bir hastalık. Dış düşmanların ortaya çıkması ve saldırması esnasında içeride düşmanlıkları unutmak ve bırakmak şeklindeki Toplum hayatına dair bir faydayı en bedevi kavimler bile takdir edip gözettikleri halde şu İslam cemaatine hizmet iddiasına bulunanlara ne olmuş ki? Arkalarında saldırmak için bekleyen sayısız düşman varken ufak düşmanlıkları unutmayıp onların hücumuna zemin hazırlıyorlar. Şu hal bir düşüş, bir vahşettir. İslam'ın toplum hayatına bir ihanettir. İbret verici bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Her iki taraftan belki 50'den fazla adam öldürdükleri halde Sipkanya'da Haydaran gibi bir aşiret karşılarına çıktığı vakit o iki düşman topluluk eski husumetlerini unutup omuz omuza vererek dışarıdan saldıran o aşireti def edinceye kadar aralarındaki düşmanlığı hatırlarına getirmezlermiş. İşte ey müminler ehli iman aşiretine tecavüz vaziyetini almış aşiret misali ne kadar düşman olduğunu bilir misiniz? İç içe daireler gibi yüzden fazla vardır her birine karşı dayanışma içinde el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecburken onların hücumunu kolaylaştırmak, İslam'ın mukaddes ve mahrem dairesine girmeleri için kapıları açmak, manasına gelen düşmanca tarafkirlik ve inat müminlere hiç yakışır mı? O düşman dairelerde dalalet yolundakilerden ve dinsizlerden tut, ta kafirlerin alemine, dünyanın korku ve musibetlerine kadar iç içe size karşı zararlı bir tavır alan bir biri arkasında size öfke ve hırsla bakan, belki yetmiş çeşit düşman var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahınız, siperiniz ve kaleniz İslam kardeşliğidir. Bu İslam kalesini küçük düşmanlıklar ve bahanelerle sarsmasın. Ne kadar vicdansızlık ve İslam'ın menfaatine ne kadar zıt olduğunu biliniz, ayılınız. Hadis-i şeriflerde buyurulmuş ki, Süfyan ve Deccal gibi ahir zamanda nifak ve dinsizliğin başına geçecek, İslam'a dehşetli zarar verecek şahıslar, Müslümanların ve diğer insanların hırsından ve ayrı düşmesinden faydalanarak az bir kuvvetle insanlığı alt üst eder ve koca İslam alemini esaret altına alır. Ey müminler! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız, ayrı düşmenizden faydalanan zalimlere karşı innemel mu'minûne ihvetun kussi kalesinin içine giriniz, sığınınız.'' Yoksa ne hayatınızı muhafaza ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. İki dağ terazide birbirine eşit olsa küçük bir taş dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı çıkarıp diğerini aşağı indirir. İşte ey müminler ihtiraslarınız ve düşmanca taraf girliğiniz yüzünden kuvvetiniz içe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Toplum hayatıyla alakanız varsa El mü'minu lil mü'mini kel binyanil mersusi yeşuddu ba'duhu ba'da yüce kaidesinin hayat düsturu yapınız dünyada sefaletten ahirette azaptan kurtulunuz 6. yön manevi hayat ve kulluğun sıhati düşmanlık ve inat ile sarsılır çünkü kurtuluşa vasıta ve vesile olan ihlas kaybolur zira taraf tutan bir inatçı kendi hayırlı amellerinde düşmanından üstün olmak ister. Halis bir şekilde Allah için amel işlemeye pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelelerinde tuttuğu tarafı tercih eder, adaletli davranamaz. İşte hayırlı fiil ve işlerin esası olan ihlas ve adalet, husumet ve düşmanlıkla kaybolur. Şu altıncı yön çok uzundur fakat makam münasebetiyle kısa kesiyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. والحمد لله رب العالمين